أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Davetimize icabet ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki takvanız, izzetiniz ve şerefiniz arttırılsın. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım dolayısıyla Allah katındaki günahlarınız affedilsin. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam mümin erkek ve mümin kadınların direkt hitap alındıkları, bir hayra davet edilip bir şerden nehyedildikleri ayet serisinin 7.sine geldik. Allah Subhanahu ve Teala Bakara Suresi 254. ayetinde mümin erkek ve mümin kadınlara şöyle sesleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu enfiku mimma razaknakum min qabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi وَلَا خُلَّةُ وَلَا شَفَاعَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey iman edenler! Alışveriş, dostluk ve şefaat bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Sevgili kardeşlerim, bundan önceki derslerimizde Allah Subhanahu ve Taala'nın ya eyyuhellezine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum, ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin hayırlılarından, temizlerinden, helallerinden yiyin ayetini işittiğimizde rızkın tek yaratıcısının, rızkın tek sahibinin, rızkın tek taksim edicisinin Allahu Teala olduğunu öğrenmiştik. Bize yememiz ve içmemiz için gökten ve yerden temiz rızıklar gönderen Rezzak olan, şimdi bu temiz rızıklardan infak etmemizi emretmektedir. Kimin olanı paylaşacağız? Kimin sahip olduğunu harcayacağız? Tabii ki Allah Subhanahu ve Teala. Kimin varlığından infakta bulunacağız? Tabii ki Allahu Teala'nın. Değilse Karun misali, bu benim ilmimle, yeteneklerimle kazandığım malda fakirlerin hakkı yoktur edebiyatı batıl bir edebiyattır. Sahibini de toprağın altına gömen bir edebiyattır. Evet, alemlerin Rabbi, Rezzak olan Allah, rızkı yaratan, rızkı taksim edendir. Ve bakın, kendisine ait olandan mümin erkek ve mümin kadınları infak etmeye, harcamaya davet etmektedir. Evet, Bakara suresi 254. ayeti bu önemli hakikati gündemimize sokmaktadır. Değilse yastığın altında biriktirdiğin, dolabın köşelerine soktuğun, bankanın kasalarında sakladığın, üzerine bindiğin ve içinde yaşadığın servet senin değildir. Tamamıyla alemlerin Rabbi olan, Rezzak olan Allah'a aittir. Ve o Rezzak
bu servetlerden seni infağa davet etmektedir kardeşim. Bakın bu ayetin, yani Bakara suresi 254. ayetin öğrettiği ikinci hakikat şudur. Her ne harcarsanız, her ne hayrı işlerseniz bunu ahirette karşılık olarak bulacaksınız. Bu hakikat önemli bir hakikattir. Zira Adem oğlu öyle bir menzile doğru ilerlemektedir ki varacağı son noktada, son durakta, duracağı son yerde alışveriş, adam kayırma, rüşvet, yer almamaktadır. Düşün ey aziz dostum, sen öyle bir aleme doğru yolculuk yapmaktasın ki varacağın yerde milyarlarca insan içerisinden bir sen olacaksın. Yanında da dünyadan ahirete gönderdiğin infakları bulacaksın. Sen öyle bir aleme kanat çırpmaktasın ki dünyada omzuna, göğsüne vurulan rütbeler yırtılacak. Ahirette gönderdiğin infaklar sadece boynuna asılacak. Sen öyle bir aleme yolculuk yapmaktasın ki, bir sefere katılmışsın ki, öyle bir hayata adımlar atıyorsun ki, dünyadayken ahirette seni koruyacağına inandığın şefaatçilerinin gözünün önünden birer birer kaybolduğunu, birer birer kaçtığını ve yanında sadece infak ettiklerinin gölgesini bulacağız. Şimdi düşün ey aziz dostum. Heva ve heveslerin dizginlenmedi şu bedbaht hayatı daha rahat yaşamak adına harcadıklarını, biriktirdiklerini, yığın yığın üst üste dizdiklerini şöyle bir düşün de ebedi alem için bunlara ne kadar yatırım yaptın bunu hesaba kat. Bakara 254 sana bunu öğretiyor. Bakın Ömer bin Hattab'ın valisi Said İbni Amir Bakara suresi 254. ayetin canlı, net, değişmez bir tefsiri olmuştur. Ömer bin Hattab halifeliği döneminde insanlar içerisinde bulunan fakirlerin listesini ister, bu listenin başını valisi Said İbni Amir yer alır. Başında bu adam yer alır. Vali adam. Ömer bin Hattab kendi nefsi için, valisinin nefsinin giderilmesi için, ihtiyaçlarının karşılanması için bir kese altın gönderir. Bu valiye ulaşır. Yatağında hasta yatan, kalkmaktan aciz yatalak kadın kocasına döner der ki, seni evinde hizmet etmekten kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun der. Subhanallah. Niye? Çünkü Said İbni Amir'in hanımı yatalak bir kadındır. Ayağa kalkmaktan aciz bir kadındır. Bundan dolayı da Said İbni Amir evini kendisi temizlemekte. Ekmeğini kendisi yapmakta. Çamaşırını, bulaşığını kendisi yıkamaktadır. Ve tüm bu işlerini görecek bir hizmetliye dahi sahip değildir. Hem de bunları, dikkat edin bunları, valisi, idarecisi olmuş olduğu insanların sorumluluklarını omuzlarındayken yapmaktadır. Subhanallah. Peki gözlerini cennete dikmiş, ötelerin ötesine dikmiş ve cennetin ışıkları yüzünde parlayan Said İbni Amir'in cevabı ne olur? Hanımına döner der ki, ister misin şu altınları, şu serveti, şu pahayı, az bir pahayı, en zor anımızda, dikkat edin, en zor anımızda, en meşakkatli anımızda, en sıkıntılı anımızda, sıkıntımızın giderilmesi için bize geri teslim edecek olana diyor emanet edelim. Hanıma olur der. Çünkü Said İbni Amir'i anlayamaz, kavrayamaz onun ne demek istediğini.
Said İbni Amir akrabasını çağırır. Keseyi adamın avuçlarının içine koyar. Der ki bunu falanca yaşlı adama. Şunu şehit olan adamın dul kadınına. Şunu falanca fakire. İnfak et deyince o yatalak mümine kadın. Kocasının daha fazla meşakkat çekmesine artık dayanamayan kadın döner. Der ki hani sen bunlarla kendine bir hizmetçi alacaktın. İşte o hedefi cennet olan adam. Yürüdüğünde cenneti düşünen adam. Oturduğunda cenneti hesaplayan adam. Sağına baktığında cenneti görmek isteyen adam. Soluna baktığında cehennemin ateşini hisseden adam. Hanımına döner der ki ben onları, o altınları, o yığınları, o servetleri en zor anımızda, en meşakkatli anımızda yani ahirette bize tekrar geri vermesi için, teslim etmesi için Allah'a emanet etti. Subhanallah. Evet şimdi ey aziz dostlar soruyorum. Kendi ihtiyaçları varken, kendisi ihtiyaç sahibiyken mümin erkek ve mümin kadınlarını düşünen Said İbni Amirler nerede? Hasta olan hanımına rağmen, ümmetin hastalarını düşünerek harcamada bulunan Said İbni Amirler nerede? Nerede ümmetin çocukları aç kalmasın diye çocuklarının boğazından keserek infak edenler? Nerede Afrika'da daha anneler göğüslerinde çocuklarını açlıktan yitirmesin diye kendini açlığa mahkum edenler, açlığın cilvesine kendini salanlar? Somali'nin başkenti Mogadişu. Bir kadın yanında 5 çocuğuyla beraber tam 6 günlük yürüme mesafesine giden sebebi ne biliyor musunuz? Kadını güvenli ortamdan, köyünden, kasabasından, evinden, yatağından çıkartan açlıktır. Ve bakın 6 günlük mesafenin sonunda tam 3 tane çocuğunu açlığa kaybeder. 3 çocuğunu yitirir. O 2 çocuğu ölmesin diye. 2 çocuğu da ölen 3 çocuğunun akıbetini yaşamasın diye 3 çocuğunu gömemeden bir kenara bırakır. Kenya'da dünyanın en büyük mülteci kampında mümine bir kadının başına gelecek en ağır imtihanı yaşar bir kadın. 2 çocuğundan birini, ikizlerinden birini kaybeder. Ama diğer ikizi açlıktan ölmesin diye, kardeşinin akıbetini yaşamasın diye bunu orada bulunan mültecilerin sorumlularına söylemez. Halen o kadın göğüslerinde 2. çocuğu tutmaya devam eder. Bunu sadece oğlu açlıktan ölmesin diye yapar. Nerede mallarını infak eden Osmanlılar? Medine'ye giren kervanlarının üzerindeki bütün malları dağıtan Osmanlılar nerede? Nerede oğullarını avutmak için? Kızı Esma'yı avutmak için eline taştan keseler koyan Ebu Bekirler. Nerede malını, mülkünü, servetini fakir ve fukara için harcayan Ömer bin Hattablar. Arakan'da Budist çetelerinin zulmünden korunmak için mümine bir kadın bir barınağa sığınır. Dikkat edin. Arakan'da Budist çetelerin, Budist vahşilerin, insancıl, hümanist rahiplerin zulmünden kurtulmak için Arakanlı mümine bir kadın bir barınağa sığınır. Kucağında 10 aylık bir çocuğu vardır. Haftalardır o Budist çetelerin zulmüne maruz kalmamak için yerde otları, ağaç yapraklarını ve ağaç kabuklarını yer. Nerede mazlum insanlar için kılıçlarını kından çıkartan Ebu Velidler, Halid İbni Velidler nerede? Çocuğunu avutmak için suyu kaynatan,
o suyu kaynatan kadının etrafında ağlaşan çocukları avutan Ömer bin Hattab'ın vicdanı nerede? Evet, şu an mümin erkek ve mümin kadınların fakirleri, açları, susuzları, çıplakları, servet servet biriktiren, ahiretini düşünen, ahiretini sigortalamak isteyen zenginleri beklemektedir. Zenginlerin infakını beklemektedir. Şu an Suriye'de, Irak'ta, Endonezya'da, Aceh'de, sayabileceğiniz bütün coğrafyalarda şu an çıplaklar mümin erkeklerin ve mümin göndereceği, erkeklerin ve kadınların göndereceği elbiseleri beklemektedir. Evet kardeşlerim, Bakara suresi 254. ayet. İki hakikati gündemimize sokmak. Bir, rızkın tek sahibi Allah bizden rızıklarından infak etmemizi beklemektedir. İki, bakın ikinci hakikat çok önemliydi ki, ahiretini düşünen, ahiretini hesaba katan mümin erkekler ve mümin kadınlar geleceklerini sigortalamak için infak edeceklerdir. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Medine'nin Harra mevkisinde yürüyorduk. Birden karşımıza Uhud dağı çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki ya Ebu Zer. Döndüm dedim ki buyur ya Resulallah, emrine amadeyim. Ne emredersen onu yapacağım. Dedi ki şu Uhud dağı büyüklüğünde, Uhud dağı kadar bir altınım olsa buna sevinmem. Allahu Ekber. Şu Uhud dağı kadar ağırlığınca, hacmince, yüksekliğince, uzunluğunca ne derseniz deyin. Altınım olsa buna sevinmem. Borcumun ödenmesi için kenara ayırdığım, dikkat edin bakın, borcumun ödenmesi için kenara ayırdığım bir dinarın 3 günden fazla yanımda bekletmeyi istemem. Sonra Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Resulullah önüne, sağına, soluna, arkasına işaret etti. Şöyle, 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 şöyle infak etmek isterdim, harcamak isterdim der susar. Sonra biraz daha yolculuk devam eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın Ebu Zer radıyallahu anh'a döner der ki innel ekserine humul ekullune yevmel kıyame. Dikkat edin ey aziz dostlar. Ne olur bu söze dikkat edin. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki dünyada varlığı, serveti çok olanların ahirette sevapları az olacaktır. Bu bir peygamber sözüdür. Ebu Zer'in sözü değildir. Bu dudaklarının arasından temiz sözler çıkan peygamberin sözüdür. Bu dudaklarının arasından yalan çıkmayan bir peygamberin sözüdür. Bu dudaklarının arasından çıkan sözlerin 7 kat göğün üzerinden doğrulandığı bir peygamberin sözüdür. Dünyada serveti çok olanların ahirette sevapları az olacaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra devam ediyor. Diyor ki İlla men kâle bil mâli hakeza ve hakeza ve hakeza an yeminihi ve an şimalihi ve min halfihi. Ancak elhamdülillah, ancak önlerine, yanlarına, arkalarına şöyle 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 harcayanlar müstesnadır. Ama bakın bundan sonra gelecek olan söz yürekleri bir daha parçalamakta. Diyor ki Allah Resulü ve kalilun mahum, onların sayısı da az olacaktır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi infak etmeden mazlum, mağdur, ihtiyaç sahiplerine harcamadan dünyada mal biriktirenlerin, servetleri yığanların ahirette bir paylarının olmayacağını temiz sözlü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdi ya aziz dostlar. Allah-u Teala ibret almayı,
Bu anlamda infaklarla ahiretini sigortalamayı hem bizlere hem de ehlimize nasip etsin. Peki, hemen soracağız değil mi? Bu infak sadece servet sahiplerinin yapabileceği hayırlı bir amel midir? Yani zengin olan mümin erkek ve mümin kadınların yüceleceği bir amelden mi bahsediyoruz? Kesinlikle hayır. Dikkat edin ey fakirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin heybesinde fakir, mümin, erkek ve mümin kadınlara da bir pay var. Allah Resulü bakın şöyle sesleniyor. Ey insanlar! Kendiniz için önceden hazırlık yapınız. Kendiniz için, kendi nefsiniz için, öz canınız için. Biliyorsunuz, vallahi her biriniz öleceksiniz. Koyunlarını çobansız bırakıp gidecek ve dikkat edin söze. Allah'la hiçbir şekilde aracı olmadan, perde bulunmadan konuşacaksınız. Subhanallah. Öleceksiniz. Koyunlarını ardında bırakan bir çoban gibi olacaksınız. Bu aile, bu mal, mülk, iş, servet, arsa, bağ, bahçe, makam, mevki bir koyun gibi sizin arkanızda geri kalacaklar ve Allah'la perde olmadan, aracı olmadan konuşacaksınız. Bakın Allah-u Teala size şunu soracak. Diyecek ki sana Resulüm gelip emirlerimi duyurmadı mı? Sana Resulüm gelip peygamberim gelip emirlerimi duyurmadı mı? Sana mal verip ihsanda bulunmadım mı? O halde sen kendin için önden ne gönderdin? Şimdi bu sorunun muhatabı sen ol ey aziz dostum. Rahman ve Rahim olan, Cabbar ve Kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmışsın. Bu gece evine gittiğinde bu sahneyi düşün. Ve alemlerin Rabbi olan Allah sana sesleniyor. Ey kulum, sana Resulümün sözleri gelmedi mi? O Resul, o peygamber benim emirlerimi, yasaklarımı sana bildirmedi mi? Ve ben sana dünya nimetleriyle ihsanda bulunmadım mı? Peki sen bunun karşılığında dünyadan ahirete ne gönderdin? Bu sorunun muhatabı sen ol. Hanımına bildirsin, o olsun, o yan komşuya bildirsin, bu sorunun muhatabı olsun. Ve bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan sonraki resmi nasıl tasvir edecek? Bakın söze bakın. Adam sağına ve soluna bakıp hiçbir şey göremeyecek. Sağına bakacak bir amel yok. Hayırdan hiçbir eser yok. Soluna bakacak iyilikten, izzetten, şereften bir numune dahi bulamayacak. Sonra önüne bakacak, cehennemden başkasını göremeyecek. Önüne bakacak, cehennemden başkasını göremeyecek. Önüne bakacak, cehennemden başkasını göremeyecek. O halde yarım hurmayla da olsa kendini cehennem ateşinden koruyan bunu yapsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın kardeşlerim, bu hadiste, yarım hurma hadisinde sana ve bana iki tane nasihat var. Bir, aziz dostlar, büyük hedeflere küçük adımlarla ilerlenir. Büyük binalar küçük taşların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Büyük hasatlar küçük tohumların toprağa saçılmasıyla meydana gelir. Değil midir? Küçük damlalar gölleri, dereleri oluşturmuştur. Allah Resulü Aleyhisselam bir hakikati öğretiyor. Bugün küçüğü veremeyen, bunda sebat edemeyen, istikrar sağlayamayan büyüğü hedef gösteremez. Büyüğü veremez. Bugün cebindeki 50 kuruşa gitmeyen, yarın 50 bin lirayı ödeyemez, veremez, harcayamaz,
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hakikati öğretiyor. İkinci hakikat, Allah Resulü yarım hurmayla fakir mümin erkek ve mümin kadınların vakasına uygun harcaması gerektiğini öğretiyor. Allahu Ekber, elhamdülillah. Niye elhamdülillah biliyor musunuz? Yahu fakirim, ihtiyaç sahibiyim, vakama uygun infak edeceğim elhamdülillah diyorum. Bakın, Allah Azze ve Celle patronumun harcayacağı, infak edeceği 1000 TL'yi nasıl kabulleniyor, sahipleniyor, bereketlendiriyor, iltifat ediyorsa, işçi olarak benim imkanıma göre infak edeceğim 1 TL'yi önemsiyor, sahipleniyor, bereketlendiriyor. Bilmem hangi fakirin sıkıntısını giderir, kalbine, sadrına şifa olur bilmem ama benim cehennemime sigorta olur. Subhanallah. Benim 1 TL'm, 50 kuruşum, yarım hurmam hangi Suriyelinin karnını doyurur bilmem. Hangi yetimi güldürür bilmem. Ama bana, benim nefsime ahirette bir kalkan oluyor cehennem ateşine karşı elhamdülillah. İsteyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesine kulak versin. Hadis Buhari Müslim hadisidir. Diyor ki Allah Resulü, her kim helal kazancından, rivayet eden parantez açıyor, her kim helal kazancından, Allah temiz olanı ancak sahiplenir diyor. Her kim helal kazancından, temiz kazancından, dikkat edin Müslümanlar, fakir mümin erkek ve mümin kadınlar, benim param yoktur diyenler, Allah Resulü diyor ki, her kim helal kazancından bir hurma değerinde, 1000 değil, 1 ton değil, bir hurma bağı bahçesi değil, bir hurma ağacı değil, bir hurma değerinde infakta bulunursa Allah onu sağ eliyle kabullenir diyor. Sağ eliyle alır. Ve onu sizin tayınızı alıp büyütüp beslediği gibi ahirette diyor dal gibi yapar. Subhanallah. Bir hurma aziz dostum, bir hurma değirme kadardır. Adama parasını versen gülerler almaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir hurma değerindeki infağı Allah sağ eliyle sahiplenir ve ahiret için sahibine besler, büyütür ey aziz dostum. Demek ki bu varlık ve yokluk meselesi değil, imanın ve insan olmanın bir gerekliliğiymiş. Zira Allah Subhanahu ve Teala gerçek müminleri tarif ederken Bismillah, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ diyor. Onlar ki hem bollukta hem de darlıkta, sıkıntıda infak ederler buyurmaktadır. Evet, şu ana kadar anlattıklarımızdan şu sonucu çıkartıyoruz. Allah rızkın sahibidir. Fakiriyle, zenginiyle, patronuyla, işçisiyle, amiriyle, memuruyla, ticaret yapan tüccarıyla, sokakta plastik toplayıp satanıyla bütün mümin erkek ve mümin kadınları infak etmeye davet ediyor. Doğru mu Irmak abi? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala davet ediyor. Nasıl ki namazın bir emri var, Allah emrediyor. Nasıl ki bir orucun emri var, Allah emrediyor. Hiçbir şahsı Allah ayırmıyor. İnfağı da bu şekilde çağırıyor. Ama nasıl ki namazın, orucun, davetin, cihadın, barışın bir ahlakı varsa, infağın da kendine ait ahlakı, prensipleri vardır. Aziz dostum, sabredersen 3 tanesini zikredip programı inşallah bitireceğim. Bunlardan bir tanesi. Üst başlığımız, nasıl infak edebilirim ya da infak ahlakım nasıl olmalı? 3 madde, 3 ayet ve inşallah programımızı bitireceğiz. 1. İnfaklarımızı elimizden geldiği müddetçe gizlemeye çalışacağız. Bakara suresi 271, Rahman olan Allah şöyle buyuruyor. Eğer sadakalarınızı, infaklarınızı açıktan verirseniz ne âlâ. Yani
mümin erkek ve mümin kadınları infak etmeye teşvik etmek için açıktan verirseniz ne kadar güzel. Övülecek bir şey. Eğer, devam ediyorum da, eğer ona onu fakirlere gizlice verirseniz bu sizin için. Parantez açıyorum. Hem infak edenler hem de infak alanlar, sadakayı alanlar için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple günahlarınızı örter. Allah yapmış olduklarınızı bilendir diyor. Subhanallah. İnfaklar teşvik etmek için açıktan verilebilir. Ama bunun daha hayırlısı sorusuna Allah gizlisidir cevabını vermektedir aziz dostum. Bakın Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Medine'de kendi dönemindeki insanların ifadesi Medine'de gizliden infak ahlakı Hüseyin'in oğlu Ali öldükten sonra diyor bitti. Subhanallah. Bakın Medine ehli Medine'de gizliden infak ahlakı, bilinci, şuuru Hüseyin'in oğlu Ali öldükten sonra bitti. Bunu nereden anlıyorlar? Vefat edip ölü yıkayıcısının önüne yıkanmak için getirildiğinde sırtında taşıdığı çuvalların bıraktığı siyah izlerden tanıyorlar. Zira Medine'de öyle bir olay yaşanıyor ki geceleri adamın biri çıkıyor, ihtiyaç sahiplerinin kapısının önüne un çuvallarını koyuyor gidiyor. Ne zaman buluyorlar? Tebeşir taşında buluyorlar. O adamı orada buluyorlar elhamdülillah. Onun takipçisi Abdullah İbni Mübarek için bakın neyden bahsediyorlar. Diyorlar ki Abdullah İbni Mübarek bugünün Tarsus'u mudur? Dünyada bundan başka Tarsus var mıdır ben bilmiyorum. Ama rivayetlerde şöyle geçiyor ki Tarsus'a sürekli gelip bir handa ikamet edermiş. Bir genç Abdullah İbni Mübarek sever hizmetinde bulunurmuş. Abdullah İbni Mübarek de kendisine hadis öğretirmiş. Bir gün yine Tarsus'a geldiğinde kendisine hizmet eden genci bulamaz. Sorar, derler ki borcuna karşılık şu an hapse atıldı. Abdullah İbni Mübarek alacaklıyı her yerde arar. Bulur ve bakın dikkat edin aziz dostum. Alacaklının tam 10 bin dirhemini adama iade eder. Kaç para? 10 bin dirhem. Yani 10 bin adet gümüş para. Subhanallah. 10 bin adet gümüş parayı alacaklıya iade eder. Ve ne der biliyor musunuz? Bunun kimden olduğunu söylememe adına yemin etmeyi kendisine şart koşar. Yemin ettirir alacaklıyı. Söylemeyeceksin. Ve alacaklı mahkemeye başvurur. Genç hapisten çıkar. Genç hapisten çıkınca handaki insanlar der ki Abdullah İbni Mübarek seni aradı. Ve genç Abdullah İbni Mübarek'in peşine takılır kendisini bir mevkide yakalar. Abdullah İbni Mübarek der ki ey genç sen neredesin? Ben seni çok merak ettim. Der ki ey imam ben borcumdan dolayı hapse girdim. Ancak bilmiyorum ki bir adam gelmiş benim 10 bin dirhem paramı ödemiş. Ben de hapisten çıktım deyince Abdullah İbni Mübarek ne der biliyor musunuz? Ey genç seni hapisten kurtaran Allah'a hamd et. Allah'a ekber. O adam bendim. Senin paralarını ben ödedim. Deyip de amelini ifşa etmemiş. Açığa çıkartmamış. Seni hapisten kurtaran. Çünkü tabir yerindeyse beni alacaklıya gönderen, alacaklıya buldurtan, alacaklıya o parayı ödeten Allah'tı. Sen ona hamd et. Gerisi hikaye der. Tabir yerindeyse yoluna devam eder. Evet Allah Azza ve Celle gizli bir şekilde yapılan infakı kabul ediyor. Hatırlar mısınız? Arşın altında gölgelenen yedi kişiden bahsederken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sağ elin verdiğini sol elin
görmediği infak sahipleridir. Ey insanlar! Mescitlere, derneklere, camilere, vakıflara, medreselere öyle infaklar yapıyorum ki elhamdülillah. Şimdi tabelaya benim annemin adını koymazsanız olmaz. Adam gitmiş camiye yaptırdı, minarenin üstüne anasının adını yazdırıyor. Ya sana bu ecri verecek Allah ne adına, ne meşakkatle, ne niyetle yaptığını vallahi biliyor. O tabela olmasa annene daha fazla belki rahmet edecektir. Allah gizli bir şekilde yapılan amelleri daha hayırlı olduğunu bildirir. Bakın kardeşlerim, infak etmekteki ikinci ahlakımız. Mallarımızın, dikkat edin Müslümanlar, bunun şimdi altını çiziyorum. Mallarımızın iyilerinden infakta bulunacağız. Bakara 267. Ey iman edenler, muhataplara dikkat edin. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Kazandıklarımızın iyilerinden size verilse, ne olur şimdi dikkat edin, kalın kalemle altını çizin, size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Bera İbni Azib radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Bu ayet, ne olur kulağınızı açın, Ensar'ın üzerine inmiştir. Bakın sanki bir olayın, bir vakanın üzerine bu ayetler inmiştir. Ses sanki öyle geliyor. Bera bin Azib bunu doğruluyor. Bu Ensar için indi. Niye? Diyor ki Ensar hurmaları toplama zamanı geldiğinde taze iyi hurmaları alırlardı. Mescid-i Nebevi'nin iki direğine asılan, bağlanan ipe asarlardı. Muhacirlerin fakirleri gelirlerdi, bu hurmalardan alır yerlerdi. Ya Rabbi şimdi ben buraya kadar anladım. Ne kadar da güzel bir amel. Ensar en iyi hurmayı alıp hanımına vermiyor. Çocuğuna vermiyor, amca oğluna kargoyla göndermiyor. Kime? Mescid-i Nebevi'de iki ağaç arasına asılan ipe bağlıyor. Hangi fakir mümin yiyecek onu da bilmeden infakta bulunuyor. Yalnız şimdi dikkat edin, Bera İbni Azib'i dinleyin. Ayetler bunun için inmedi. Bu övgüye layık olduklarından indirmedi. Sonra diyor, dikkat edin, müminlerin içerisinden iyi yaptığını zanneden bazıları, iyi niyetlerle, dikkat edin, iyi niyet, kötü, bozuk, tabir yerindeyse olmamış, ham, işe yaramayan hurmaları diyor bunların içerisine diyor atmaya başladı. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri indirdi. Neden böyle düşünüyor bir mümin? Ya bunu fakir yiyecek. Çürüğü de olsa yiyecek, tazesi de olsa yiyecek. Bozuk da olsa yiyecek, pişmiş olsa da yiyecek. Fakir değil mi? Ne bulsa yiyecek. Ama Allah bunu kabul etmedi. Dedi ki mallarınızın en iyilerinden infak edin. Bugün Allah'a sığınırım bu sözü söylemekten ama dünya çapından mültecilerin buraya hicret etmesine en fazla evinde yırtık, paslı, işe yaramayan döküntü eşyalarını tabir yerindeyse hangar haline getiren kadınlar ve erkekler sevinmiştir. Atmaya kıyamıyor. Atsa israf zannediyor, giyse giymeye de tenezzül etmiyor. Hani bir dernek Suriye yararına bir çalışma yapsa diye kulaklarını açmış dikmiş, dinliyor. Sesi duyduğu anda siyah bir poşetin içerisine Hüseyin'in oğlu Ali gibi. Ama onun niyetinde değil. Bu poşeti kim bıraktı? Bu yırtık donları kim bıraktı affedersiniz? Bu yırtık pijamaları kim bıraktı? Pis! Kendisinin kullanmaktan haya ettiği elbiseleri kim getirdi diye görmesinler diye akşam vaktinde kapıya koyar çıkar giderler. Ve bakın sonra da utanmadan ben falanca derneğe Suriyelilere yardım diye eşyalar götürdüm diye de övünür. Allah diyor ki bunlardan hayır ummayın. Hayır ummayın. Ah benim mümin annelerim, ah mümin kadınlarım. Şu an fakir bir adamın sokağına taşınmasına o kadar seviniyor ki. İnanın
Allah'a sığınırım. Affınıza da sığınırım. Neredeyse zil takıp oynayacak. Niye? Çünkü Ahmet Efendi'ye koltukların değişmesini önceden teklif dahi edemiyordu. Adam kızıyordu. Perdeleri değişmesi, halıların değişmesi, dolapların değişmesi, buzdolabının yenilenmesi teklif dahi edilemezdi. Ama şimdi bahane var. Gelen fakir aileye bu koltuklar verilecek, kendisi hemen soluğu istikbalde alacak. Arçelik'te alacak, Vestel'de alacak. Nofrostlar olacak. Eskiden buzdolabın üstündeydi, şimdi altında olacak, daha rahat alacak. Allah bunu istemiyor aziz dostum. Benden de istemiyor, senden de istemiyor. İnfak ettiğini, hayır yaptığını zanneden o kadından da istemiyor. Allah zengindir. Allah yaptıklarımızı görmektedir aziz dostum. Üç. Son madde. İnşallah bitiriyorum kardeşim. Sadakalarımızı başa kalkmayacağız. Sadakalarımızı başa kalkmayacağız. Son ahlakımız, prensibimiz Bakara suresi 264. Ey iman edenler, muhatap yine biziz. Münafıklar değil, müşrikler değil, kafirler değil, putperestler değil, Budistler değil, Yahudi değil, Hristiyan değil, imanı zayıf olanlar değil, sallantıda olanlar değil, cehennemi hedefleyenler değil, cehenneme koşanlar değil. Sensin, secdeye giden, camiye giden, mescide giden, sohbete giden, ders halkası olan, Kur'an okuyan, Allah'ı seven, Allah'ı isteyen, cenneti arzulayan sen. Allah diyor ki ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkartmayınız. Allah'a ekber. Ben olmasaydım var ya sen açlıktan ölürdün. Ben olmasaydım sen o üzerindeki yırtık elbiselerle bu sokaklarda daha çok gezerdin. Ben olmasaydım, seni bir işe sokmasaydım, adam etmeseydim, evlendirmeseydim, çoluk çocuk sahibi olmana vesile olmasaydım. Üç nokta devam eden sözler, Allah-u Teala'nın kınadığı, hayırları iptal eden sözlerdir. Aziz dostum buna dikkat et. Ve en tehlikelisini size söyleyeyim mi? Hani bu hayırları iptal etti. İyiliği iptal etti diye düşünün. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine de dikkat edin. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyuruyor. Allah üç kimseye bakmayacak, onlarla konuşmayacak, onları temize çıkartmayacak ve en acısı, en acıklı azapla onları azaplandıracak. Kim biliyor musunuz? Bir, infaklarını, sadakalarını, hayır hasenatlarını başa kalkanlar diyor Allah'a söyleyeceğim. Birinci sırada, vallahi hadisin birinci sırasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam infakını başa kakanları zikretmiştir. Allah onlarla konuşmayacak, temize çıkartmayacak, onları affetmeyecek, azabın en şiddetlisiyle cezalandıracak. İki, kibrinden, gururundan dolayı elbisesini yerde sürtenler. Üç, tüccarlara, esnaflara duyurulur, malını yalan yere yeminle satanlar bu hadisin muhataplarıdır. Allah Subhanahu ve Teala bizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza buyursun. Gerçek infak sahibi olmayı, fazlası olduğunda infak ederim deyip de azı infak etmekten korkmayı bize nasip etmesin. Çok gelsin, azı sonra infak ederiz diyenlerden olmayı Allah bize nasip etmesin. Ahiretimizi infaklarımızla sigortalayan kulları arasında olmayı Allah Subhanahu ve Teala cümlenize ve cümlemize nasip etsin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.